yasa! Ateşin yakmadığı adamı biraz daha takip etmeye değer. İyi mi herkes? Kazım, bir araba bul. Tamam abi. Lanet olsun bu emperyalistlere. Suyun bile tadını bozmuşlar. Motorun gibi tadı var. Abdülyoldaş, sağ olasın beni kurtardığın için. Yoksa boğulurdum ben burada. Üzme bilmiyorum da. Çato nerede? Terbiyesiz Çetin. Suyu bulduğumu çıkmak bilmez ki. Çetin! Ulan Çetin! Çato! Çato! Çetin! 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 Tutun şunu! Çetin bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Çetin! Bırakın lan! Belki başka yerden çıkmıştır. Buradan girip başka yerden nasıl çıkar Abdülay? Çetin! Bro! Yapacak bir şey yok! Çetin! Bro! Yürü! Çetin! Çetin gidemezsin! Çetin beni bırakamazsın! Çetin! Bırakın lan! Vay, evin güzelmiş ortak. Devletimiz sağ olsun. Emek ikramiyesiyle aldım. Bırak Abdülay. Abdülay. Geliyor musun? Benim biraz nefes almam lazım. Evde pansuman yapacak malzeme var mı? Var. Getireyim. Usta bizim oğlan kimdi? Ömer baba da mı? Yok, bizim evde. Ebru yanında, bakıcı kadınla beraber. Hayırdır Memati? Hiç usta. Gerginlik var ya, yumuşasın diye sorayım dedim. Bir de çocuklar hızla büyüyor diyorlar ya usta. Şimdi kendi oğlumuzu tanımayız manamayız, ayıp olur. Usta bir resmi var mı? Thank you.
Bakalım sana konuştuğu gibi bana konuşabilecek mi baban? Tavrı bu kadar nasıl değişebilir anlamıyorum. Vardır güvendiği bir yerler incim. Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Sen de boşu boşuna gidiyorsun konuşmaya. Ben hayatımda hiç boşu boşuna bir şey yapmadım. Ama bu hariç. Nereye gidiyorsun? Cehenneme. Geliyor musun? Aman geri dönme. Çok iyi yere gidiyorsun. Git güzel güzel doya doya yan. Nasılsın? Keyfim yok. Bu adam kimse de keyif bırakır mı? Yok, baban değil. Babam. Ha. Değişelim. Sen benim babamı öldür, ben seninkini. İskender Büyük buraya zorla girmeye kalkarsa gereğini yaparız. Evet efendim. İşi bu noktaya getirmeyelim efendim. Bu noktaya getiren biz değiliz. Kendisi Yıldız. Biliyorum efendim. Şartların ve konjektürün değiştiğini biliyorum. Ama tavsiyem İskender Büyük'ten yararlanabildiğimiz kadar yararlanmak. Efendim. İskender Büyük'ün dönemi kapandı efendim. Defteri dürüldü. O defteri düren niye biz olalım ki? Bu bize ne yarar sağlayacak? Peki ne öneriyorsun Yıldız? Holdingimizin bünyesinde yer almasını. Tamam gözüm. Haber bekliyorum senden. Ne olmuş lan o? Başkan. Alemdar Polat göndermiş birilerini. Arıyorlar çatını mı? Ya başkan nasıl oldu bu iş? Ben hiç anlamadım ha. Yani kesin Cevat mı yaptı diyorsun bu işi ha? Şerefsiz. Ben daha yıldırımın acısını içinde dindiremeden o geldi benden çatını aldı. Yani Vado şimdi hiç sırası değil ha. Vado'nun da biraz sıkıntısı var ha. Vado kim? Ne Vado'su? Ya bizim yegan yok mu? Hani sana benzettiğim. Kurtulmak mı istiyorsun Vado'dan? Ver yanıma. Benimle iki gün geçsin onu da öldürsünler. Kendine haksızlık etme başkan. Alo, Vado, neredesin? Bak başkan da burada, çabuk gel ha. Uzaktan takip edin albayım. Öfkeyle bir şey yapmasını istemiyorum Murun. Teşekkür ederim. Usta albay bir şey yapabilecek mi? Bilmiyorum Memati. Bir görüşeyim bakayım ne çıkacak. Biz de gelelim mi abi? Abdüley! Firarisiniz. Ortak bir yerini yayıp oturacağına sen de gitsene ustayla. Ben emekliyim ortak artık. Hmm. Tataroğlu mevzusu devam öyle mi? Benim öldüğümü görmeden Tataroğlu peşimi bırakmaz. Hmm. Hayırlısı. Kimi arıyorsun ortak? Ebru yengeyi bir arayayım bakayım. Yeğenimizi de bir göremedik. Ulan biz oğlumuzu göremedik. Sen de yeğenini iki görme ne var? Ebru'cum ben ne yapayım bakıcı gelmediyse? Polat sen bir şey yap diye aramadım ki.
Haber vermek için aradım. Canım, bebeği de al anneme git, olur mu? Olmaz canım, ben bakarım. Ne yapacağız Polat amcanla? Hiç mi sevmiyor beni? Ha? Alo. Yenge benim, Ali'nin babası. Telefonda isim vermemek için Ali'nin babası diyorum. İhtiyarlar boşuna çoluk çocuğu yasaklamıyorlar demek ki. Bak, koskoca ortağım ne hallere düştü. Bilmediğin şeyler hakkında konuşma ortak. Sen çocuk sevgisini nereden bileceksin? Alo, alo. Tamam yenge, bir sesini duyayım dedim. Evdesin sen. Ne zaman mı geliriz? Onu Allah bilir. Hadi görüşürüz yenge. Yok yok, yaşlandın abi. Ortak, Zula'da araba var mı? Var ortak. Kazım yürü gidiyoruz. Nereye abi? Usta gelene kadar bir gidip bakalım. Yengenin çocukla ilgili bir ihtiyacı var mıymış? Abi telefonla konuştun ya. Telefonda her şey söylenmez Abdüley. Memati abi. Abi evden çıkmayın dedi. Her yerde aranıyoruz. Yollar tehlikeli. Abdüley. Ben oğluma babam korkak, korktu, beni görmeye gelmedi dedirtir miyim? Yürü Kazım. Yok mu bir haber? Başkan, 2 dakika önce aradım, yok diyorlar. Sen yine ara. Başkan aradım. Ara dedim mi, ara Şemo. Ara. Gel 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 diye kafamı ötüledin Şemo. Ne var, ne istiyorsun? Hala gel otur. Bado sorma başımıza gelenlere. Çatın yok mu? Çatı yok, başkanın yardımcısı. Denizden çıkmadı. Deniz mevsimi kaldı. Kafayı mı yediniz siz? Yüzmenin de bir mevsimi var. Hiçbir paparazzi seyretmiyorsunuz. Sörf yapmak istiyorsanız Alaçatı. Kadın tavlayıp dikiz yapmak istiyorsanız Bodrum. Eski komünistlerden istiyorsanız Antalya. Komünist derken? Başın sağ olsun başkan. Çetin'in yüzünü görmeden beni bırakıp gideceğine inanmıyorum. Tabii, mucizeler vardır. Ulan o şapka ne kafanda? Saç ektirdim Şemo. Nasıl olmuş? Bak hiç belli olmuyor. 40 yaşından sonra nelerle uğraşıyorsun Bado ha? 40 artık orta yaş. 60'tan sonra ihtiyarlık başlıyor. Hayata bir şekilde tutunman lazım. Komünist devrimle tutunamazsan kapitalist devrimle tutunursun. Ya Bado. Ya bırak devrimi mevrimi. Senin neyine devrimi? Sanki parası var da saç ektiriyor. 2000 euro senden alacağım vardı. Nereden vardı alacağım Vado? Bu kafede benim de hissem var. Ya sen hakikaten insanı çıldırtırsın o. Nereden hissen oluyor? Aa, sen buranın yenilenmesi için ninemizin bahçesini satmadın mı? Ulan payını aldın ya. Sordum, bahçe 2 kat değer kazanmış. Satmasaydın benim payım daha çok olacaktı. Ulan ben burada dava arkadaşımın haberini gözlüyorum. Siz kılla tüyle nenenizin bahçesiyle beni deli ediyorsunuz. Tamam. Başkan. Başımız sağ olsun. Çatını bulmuşlar.
Başbakan suikastini gerçekleştiren polis, özel yetiştirilmiş bir ekipten. Kaç kişi bu ekip? Aslında 5 kişiymiş. Ama 3'ünü bulduğumuzda ölüydü. Diğerleri kim? Birini deşifre ettik. Kod adı Çoban. 5. adamı da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kime bağlı bunlar? İstihbarata bağlıydılar ama istihbarat bir noktadan sonra bu ekibi tasfiye etmek isteyince bunlar koptu. İsimlerini, kimliklerini nasıl bilmiyorsunuz? Çünkü ekip kendi içinde özel bir yolla iletişim kuruyor. Nasıl olduğunu ancak kendileri biliyor. Çok sayıda isim kullanıyorlar. Devlet niye bunları takip etmekten vazgeçmiş? Kimleri peşine takmışsa istihbarat, yok etmişler, öldürmüşler. Bu durumdan kimsenin haberi var mı? Hayır, yok. Ama operasyon için bir tim oluşturdum. Çok tehlikeli oldukları için operasyona katılacakları bizzat seçtim. Time gerek yok. Operasyonu ben yaparım. Siz diğerini araştırın albay. Sayın Alemdar, Çoban Kod adlı şahıs çok tehlikeli. İyi albayım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz işte. Efendim? Nasıl olduğunu anlamadım. Açıkçası olanları aklım almıyor. Maalesef hem Polat Alemdar hem de adamları yaşamakta. Sen kadere inanır mısın Cevat? Hayır. Ya kadere inanacaksın, ya kaderi kendin yazacaksın. Polat Alemdar'ın kaderini ben yazarım. Sen bana inan. Dediklerimi yap, yeter. Beni burada bırakma. Ben sana demedim mi ben ateş etmeden ateş etmeyeceksin diye çetin? Başkanım, haklısınız ama öz eleştiri yapılacak zaman değil. Ben ölmek istemiyorum başkanım. Daha çok gencim. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu çeto? Başkanım, yıllar oldu anamı görmeyelim. O zaman söyle anan çıksın televizyona çeto. Odurların katıldığı Küçük Burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Oğlum daha çıktı. Akıbetini merak ediyorum. Oğlum sana sesleniyorum Çeto. Devletin kucağı benim kucağım gibidir. Çeto kurban olayım hemen durun. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin ediyorum çok duygulanıyorum. Başımıza başım. Yemin ederim. Kimsin lan sen? Benim başkanım Çetin. Oğlum bu ne? Otobüsün içine girip öyle mi yaktın? Başkanım, aşkanımı belirlemesinler diye yüzüme elime böyle boya sürdüm. Oğlum televizyonda ismini söylediler. Fotoğrafını da koydular. Allah'ını seviyorsan.
Ver telefonu bir anamı arayın. Şimdi seyretmediyse tekrarını seyreder başkanım. Niye Çato? YouTube'dan seyreder. Çatın, yarışma programına çıkmıyorsun. Evlilik programına da çıkmıyorsun. Biri bizi seviyor, öpüyor. Artık kendisinde kim bilir ne yapar programına da çıkmıyorsun. He? Türkiye şarkıcısını arıyor, türkücüsünü arıyor, dansözünü arıyor, devrimcisini arıyor, programına da çıkmıyorsun. Arayıp anana ne diyeceksin? Ben bir şey demeyeceğim ki, o diyecek. Dur, ben söyleyeyim sana ananın ne diyeceğini. Çato boyun devrilsin. Nasıl bindiğimiz otobüsü yakarsın? Biz şimdi köyden şehre nasıl gideceğiz? Traktörcü Fiko'nun kucağı toplamaktan canım çıktı. Çato ana versin. Gel bakalım koçum. Yanlış tutuyorsun Memati abi. Nasıl tutacağız yenge, ben anlamam. Boynunu desteklemen lazım abi. Şöyle mi? Bak Kazım, hayatta bilmediğimiz ne çok şey varmış. Aslanım benim. Lan Kazım, çocuk büyütmenin de bir standardı var mı? Efendim anne. Var abi. Avrupalı bu konuda çok hassas. Çocuk yatağında sevilir, kucağa alınmaz. O yüzden alayı psikopat oluyor Avrupalıların. Lan sevmeyecektiniz, niye çocuk yaptınız? Değil mi oğlum? Hem yatakta kadın sevilir, çocuk değil. Kadın her yerde sevilir abi, onun bir standardı yok. Anne, gelemeyeceğim herhalde. Babam gelemiyor mu seninle? Yenge, biz buradayız nasılsa. Senin işin varsa git. Bir dakika anne. Annem tek başına gitmek istemiyor doktora. Yakında poliklinik, hemen gidip gelsem. Kazım götürsün diyeceğim ama o da firarı yenge. Yok mu çocuklar? Var var. Tamam anne, geliyorum. Lan Kazım, sen süt mü ısıtmayı bilirsin. O kahvaltılık kedi mamasını hazırlamaktan alışmışsındır. Efendim? Ağlayınca verirsiniz abi. Kazım, tut. Altını değiştirmeyi biliyor musunuz abi? Kazım biliyor. Değil mi Kazım? Söyler misin abi? Ne diyor Hüsnü? Erhan diyor. Merak etme abi, durumu iyi. Ulan Kazım, ne diyorum biliyor musun? Allah sana da versin be. Hastaneye düşmeyeyim abi. Yok bu oğlum Kazım. Farklı bir duygu. Bu babalık hiçbir babalığa benzemiyor. Abi, Polat abi duyunca kızacak buraya geldiğimiz için. İnşallah duymaz Kazım. Değil mi oğlum? Gizli gizli geldik. Alo. Memati'yi versene Bulut. Memati müsait değil. Ne demek müsait değil? Abdüley, abin çağırıyor. Alo. Abdüley, adres veriyorum, yaz. Şş, ortak. Patron arıyor, haberin olsun. Davut mu arıyor? Seni nereden bulmuş? Yok ulan, Polat arıyor. Kazım, şimdi bittik. Tamam abi, hemen çıkıyoruz. Memati nerede? Alo. Alo, sesin gelmiyor abi. Ben bu Memati abinin yaptığını... Nereye çağırıyor? Operasyona. Ortak, operasyona gidecek misiniz? Emin misiniz operasyon olduğundan? Konuşmaya çağırdıysa siz gidin, biz sonra geliriz. Ben sonra gelirim diyor. Abi, dalga mı geçiyorsun? Abdülay, çocuk kucağımda kaldı. Yengeyi evden gönderdim.
Hoş geldiniz Sayın Büyük. Buraya Davut'la konuşmaya geldim. Ama seninle de konuşacağım Yıldız. Efendim, benimle arzu ettiğiniz gibi konuşun. Ama size yalvarıyorum, Davut Bey'in çok fazla üstüne gitmeyin. Kim bu yakışıklı? Amerika'dan yeni geldi. Artık bizim için çalışıyor. Buyurun. Buyurun. Senin nezdinde kızından daha büyük hatırım olmasına sevindim. İnci'yi kapıdan çevirdiler, beni çevirmediler. Aile içinde böyle şeyler olur. Gazeteleriniz başbakan suikastini üstüme yıkmaya çalışıyor. Ben gazetelerin iç işlerine karışmam. Ben karışıyorum. Senin karışmana gerek yok. Bu adamları tek tek işten atmazsan ben seni bu holdingin camından aşağı atacağım. O Amerika'dan gelen yakışıklının adını bilmediğim için buraya yazmadım. Onu da şimdi söylüyorum. Sana holdingimizin murahhas azalığını teklif ediyorum. Sen de birçok değerli devlet büyüğümüz gibi emekliliğini böyle yaşa. Bilgi birikim ve tecrübelerinden yararlanmamızı sağla. Ne zaman geri çekilip ne zaman ileri gideceğime ben karar veririm. Kararları elinde kalem olanlar değil, silah olanlar verir. İskender Büyük, büyük işler yaptın. Büyük konuşmalar yaptın. Ama unutma ki büyük işler yapanlar büyük konuştukları anda küçülürler. Artık geriye çekilme zamanın geldi. Alo. Efendim abi. Neredesiniz? Başı büyüğü geçtik abi. Ver bakayım Memati'yi. Bir saniye abi. Alo. Memati, o ne ses arabada? Radyo usta, radyo. Abi. Kazım, abi. Kapatsana şu radyoyu. Merak etme usta. Silahımız var, dikkatli de oluruz. Asma suratını Abdüley. Abi olur mu ama? Daha çocuk bizi görmeden, tanımadan çatışmayı mı görüp tanıyacak? Ne yapayım Abdüley? Anasının mezarına mı götürüp bırakayım çocuğa sahip çık diye? Kazım arabada olana bakar. Biz içeri gireriz. Polat abi bunu bir öğrenirse görürsün çocuğu nereye bırakacağını. Polat! Ali Memati yok. Ne demek yok? Memati eve mi geldi?
kafayı mı yedin sen Memati? Usta oldu işte bir kere. Kazım arabada durur, biz işimizi hallederiz. Ne iş halledeceğimizi biliyor musun Memati? Usta, Abdüley çoban moban bir şey dedi. Hem gelmişken Ali Memati'ye koyun sütü tattırırız. Fena mı? Adamın kod adı çoban. Güttüğü koyundan çok öldürdüğü adam var Memati. Usta tek bir adam değil mi? Her tarafı ceset olsa ne yazar? Abi, komutandan helikopter desteği isteyelim. Burada yer gök mayın. Abdüley, bir, siz firarisiniz. İki, biz burada olduğumuzu duyurursak diğeri anında yok olur. Ortalık mayınsa öbür tarafa nasıl geçeceğiz usta? Koyunların gittiği yol var. Yarım saate hava kararacak. Kararsın öyle gelelim. Siz buradan gidip önü tutun. Ben yandan dolaşacağım. Tamam abi. Abdüley biraz hızlan. Usta tek kalacak. Sakin gidelim, iki bacağımızla gidelim. Bu senin olayları büyütme tavrına da hastayım. Sanki dağ başındayız. Adam her tarafa mayın döşecek değil ya. Bak, burada toprak yumuşak. Buraya nasıl mayın döşecek? Vardır oraya da bir numarası abi. Bana Rambo'culuk oynatmayın lan. Abdüley! Abdüley! Şerefsiz! Buraya da bir şey düşünmüş. Abi sakın kımıldama. Çabuk! Abi! Tek başına olmayacak Abdüley! Kazım'ı da çağır! Dur bakayım, telefon çalıyor. Alo! Tamam abi, geliyorum. Biliyor musun Abdüley? Doğduk çamurun içindeyiz. Ölüyoruz çamurun içindeyiz. Abi. Thank you.
Bebek? Usta yok. Ya başkan. Dalı olma, seni burada yaşatmazlar ha. Onursuzca yaşamak bizim işimiz değil Şemim. Ya onursuz şekilde ölmek de bizim işimiz değil başkan. Büyük liderlerin ne diyor? Akıl gururdan üstündür değil. Şemim. Sen aklınla bin yaşa. Al oynak yeğenin ve doyu git. Ben burada tek başıma ölürüm. Alo. Alo. Ağam, Muro intikam almaya gelmiş. Verin gitsin. Öldürün. Türkiye'de doğal gaz patlamasından ötürü her yıl kaç kişi ölüyor? Biliyor musun hoca? Bana. Kal yerine. Kal lan. Ne bakıyorsun oğlum? He? Ne bakıyorsun? O başkanın kurtulma şansı yok, sür. Silah sesi susmadıysa şans vardır. Ah!
hep benim yüzümden. Ben nasıl bunu yaparım? El kadar çocuğu buraya nasıl getiririm? Sızlanma, buralarda. Çoktan gitmiştir usta. Çoban çocuk kaçıracak adam değil. Bizi öldürmeden hiçbir yere gitmez. Usta duydunuz mu? Memati! Usta oğlum! Ya buradan hep birlikte çıkacağız ya da hep birlikte burada öleceğiz Memati. Nasıl yapacağız abi? İkiye böleceğiz. Abi! Bırak Abdüley! Bizi izliyor! Arkadan dolaşacağım. Buradan çıkabilmem için ateş etmeniz lazım. Üç deyince. Bir. İki. Üç. Gidecek bir yer yok. Yolun sonuna geldim. Ya benimle işbirliği yaparsın ya da ölürsün. Efendim hazırız. Nasıl görünüyorum? Her zamanki gibi çok şık efendim. Teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İngilizlerin çizmiş olduğu haritanın süresi doldu. Artık hep birlikte bu bölgenin yeni haritasını çizeceğiz. Biz İngilizler gibi bu işi cetvelle yapmayacağız. Biz bölge halklarının beklentilerini, taleplerini dikkate alarak sınırlarını belirleyeceğiz. Bu neredeyse Osmanlı haritası. Osmanlı doğal sınırları belirlemişti. Bu İngilizlerin işine gelmediği için değişti. Yoksa haritada
veya sınırlarda bir anormallik yok. Madem ki bu Osmanlı haritası, Filistin de Osmanlı toprağıydı. O niye dışarıda bırakılmış? Filistin hiçbir zaman Osmanlı toprağı olmadı. Vaat edilmiş topraklar sadece sahiplerinin geri dönmesini bekledi. Şimdi bölgenin efendisi kim olacak? Yine Türkler mi? Geçmiş dönem imparatorluk ve hanedanlar dönemiydi. O dönem geçti. Şimdi demokrasi ve özgürlük dönemi. Tek bir efendi yok. Herkes kendi bölgesinin efendisi olup bölgeyi birlikte yönetecek. Siz cenneti vaat ediyorsunuz. Bu bölgede dediğiniz sadece Osmanlı'nın hem gücü hem adaleti sayesinde sağlandı. Şimdi güç belki var ama adalet yok. Neden adaletin olmadığını düşünüyorsunuz Hüseyin el-Basra? Zengin ve verimli topraklar Şiilerin, bizim elimizde. Ama iktidar asla bize verilmedi. Bu adalet değil. Bu adalet. Bölgeye bir İran bile fazla. İkincisini biz mi yaratacağız? İran'ı bölgelere ayırmışsınız. Doğal harita yapmaktan bahsediyorsunuz. Ama İran hiçbir zaman böyle bölünmedi. Artık Azerileri Fars baskısından kurtarmamız gerekiyordu. O kadar Azerileri düşünüyorsanız topraklarından Ermenileri çıkarmanız gerekmiyor mu? O bizim meselemiz değil. Rusya'nın meselesi. Azeriler Ruslarla bizim aramızda seçim yapmak zorunda. Sen niye susuyorsun Tigreti? Biz Saddam Hüseyin'le birlikte gücümüzü yitirdik. Sizin bize adaletle davranacağınıza inanıyoruz. Davut? Burada iş Türkiye'yi yönetenlere düşüyor. Bu harita Büyük Orta Doğu Projesi'nin soslandırılmış hali. Bunu kabul edecekler mi? Bölgenin bütün sıkıntılarını çekmeyi, çatışmaların ortasında kalmayı. Etmeliler. Bu reddedilebilecek bir teklif değil. Bu teklifi reddetmenin bir bedeli var. Bunu göze alamayacak birilerinin siyasette ne işi var? Cemal haritada ismini görmediği için mutsuz. Yo, mutsuz değil. Yüzün öyle söylemiyor. Sadece düşünüyorum bizi neden aşiretlere mahkum ettiğinizi. Bizim de halk olduğumuzu, ulus olduğumuzu tescil etmeniz lazım. Bundan sonrasına da bırakın biz karar verelim. Türklerle mi yaşayacağız, onlarsız mı? Sen Kürt müsün, Türk müsün? Ben senin aşiretini bilmiyorum. Sen benim muhatabım değilsin. Bunlar aşiret deyip aşağılarlar. Ama kendileri de bilir ki aşiret düzeni olmasaydı Kürtleri Saddam'ın zulmünden ya da İran'ın ya da Türkiye'nin zulmünden kimse kurtaramazdı. Biraz bizim de bunda katkımız yok mu? Hiç tereddütsüz. Çekiç gücün büyük katkısı var. Siz bizi yok saydığınız sürece bu harita bir önem taşımıyor. 30 yıldır Alman matbualarında böyle haritalar basılıyor. Hepsi kağıt parçası. Vaat edilmiş yalanlar. Bu bölgede kimin elinde silah varsa, kimin ölüme gidecek daha çok adamı varsa o kazanır. Bu masada sadece Kürtler yok. Ve bu masada sadece Kürtleri ilgilendiren konuları konuşmanın anlamı da yok. Harita bu. Herkes haritayı incelesin. Bir sonraki toplantıya itiraz ve katkılarıyla gelsin. Teşekkür ederim. Çoban her şeyi yok mu etmiş? Biz de gidelim mi abi? Plastik kokuyor.
Şununla bir ilgilen Abdüley. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bir emriniz var mı efendim? Kürt liderlerle üçlü görüşmek istiyorum. Cemal Beşik çıktı ama Behzat Süleyman'ı henüz burada. Şimdi mi görüşmek istersiniz? Hayır, şimdi değil. Ama İstanbul'dan ayrılmasınlar. Emredersiniz efendim. Uyuyacak mısın canım? Uykum yok. Ben düşündüm. Babam hayatta olduğu sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Ne sen iktidara gelebileceksin, ne de ben medyayı yönetebileceğim. Babam yarın hastaneye gidecek. Sen bana gideceği hastaneyi söyle İncim. Ben babanı tedavi ederim. Benim ne suçum var söyler misin bana? Ebru, sen bebeği nasıl bunlara bırakıp gidersin? Ben ne bileyim sen onları çağıracaksın? Bilme. Sana bir şey bırakılmışsa başından ayrılmazsın. Evladım, olan olmuş. Niye üstüne üstüne gidiyorsunuz? Usta, benim suçum, kabul ediyorum. Yok Memati abi. Senin suçun falan değil. Benim suçum. En iyi yaptığım iş çocuk bakmak. Ama belli ki onu da bilmiyorum. Belki eşim bana bunu öğretir. Gelsene sen biraz. Evladım. Karışma hanım. Adamın biri doktora gitmiş. Doktor demiş, parmağımı başıma koyduğumda başım ağrıyor. Parmağımı çekiyorum, kalbime koyuyorum, kalbim ağrıyor. Mideme dokunuyorum, midem ağrıyor. Ben bu ağrılarla yaşayamıyorum. Ne olur derdime bir çare demiş. Doktor hastasına uzat bakayım elini demiş. Parmağına dokunmuş. Adam feryadı basınca, senin kalbinde, kafanda, midende bir şey yok. Senin parmağın kırık demiş. Bizim oğlumuzla kızımızın parmaklarını bir doktora mı göstersek hanım? Birbirlerinin kalbine vurup duruyorlar. Bana müsaade Ömer baba. Bir yerimiz kırılmadan gidelim. Annemi doktora götürdüm Polat. Sorma zahmetinde bulunmadın ama annem çok hasta. Çocuğun babasına sordum. Yarım saat bakabilir misin dedim. Bakarım dedi. Ben de evden çıktım. Çocuğun babasının firari olduğunu bilmiyor musun Ebru? Onun burada olmaması lazım. Hiçbir şey demiyorum sana. Hata mı yaptım? Özür dilerim. Bana söyleyeceksin. Neden böyle davrandığını söyleyeceksin. Nasıl davranıyormuşum sana? Ebru, 3 aydır bir tavır yapıyorsun. Ama tavrının ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bir gün kalkıyorsun, bunaltacak kadar ilgi gösteriyorsun. Bir gün kalkıyorsun. Bunalttım senin ilgimle öyle mi? Sözümü bitirebilecek miyim? Bitir. Her şeyi bitirmek istiyorsun zaten. O ne demek Ebru? Sen...
Sen annenin baskısıyla benimle evlendin. Beni sevmiyorsun. Hayda! O nereden çıktı şimdi? Bir kere. Zaman durmaz akar. Bir kere bile beni sevdiğini söylemedin. Söyledim. Sen beni değil, Elif'i seviyorsun. Hayır. Bana Elif dedin. Öyle demek istemedim. Sen beni hayatında istemiyorsan, beni sevmiyorsan, lütfen bana bunu söyle. Çekip gideyim. Ebru. Ben seni de, evliliğimizi de seviyorum. Başım çatlıyor Şema. İyidir iyidir başının çatlaması. Ya başı çatlayan adam en azından ne bileyim hayattan kopmaz değil. Ben kararımı verdim Şema. Devrimci arkadaşlarımın yanına gideceğim. Ya çok iyi düşünmüşsün Muru. Dağ havası iyi gelir sana. Git, gez, dolaş. Dağın suyu, otu, eti. Her şeye iyi gelir sana ha. Daha değil. Çetin'le Yıldırım'ın yanına gideceğim. Ya sonunda gideceğimiz yer orası. Şimdi koştur koştur niye gidelim Muru? Merak etme. Tek başıma gitmeyeceğim. O kibritçi şerefsiz de benimle gelecek. Kendimi de patlatacağım Şemu. Onu da patlatacağım. Benim Muru. Başkan sen yaşıyor musun? Yaşıyorum ama çok uzun yaşamayı düşünmüyorum. Bana bombalı yelek lazım. Şu an yok başkanım ama... Vardır vardır. Kim gelecek? Sana ne oğlum? Sen ne zaman hazırlarsın? Anca yarına. Yarın geç. 2 saat hazır olsun. Elimde biraz malzeme var ama büyük patlama için yetmez. Yani anca 5-10 kişi ölür. O da intiharcıyla beraber. Bana o kadar yeter. Ben gideyim. Benimle beraber bir şerefsiz gitsin yeter. Sen mi intihar edeceksin? Rıdvan Albay'la konuştum. Sabotaj olup olmadığını araştıracak. Sabotaj. Başka bir ihtimal yok. Adamların çalıştıkları ulusal savunma sanayi. Kimse bana kaza sonucu ölüm demesin. Siz nereden tanıyorsunuz profesörü? Çok eski dostum. Geçen günkü yazımda da bahsettim. Profesör ve arkadaşlarının yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi bağımsızlığa götürecek proje.
Eğer siz savunma sanayinizi başkalarının eline bırakıyorsanız asla bağımsız değilsiniz ve olamayacaksınız. Yazınızı okudum. Doğru şeyler anlatmışsınız ama keşke yazmasaydınız. Ben de öyle düşündüm ilk başta. Adamları hedefe mi koyuyorum diye. Ama insanlar bilmeli. Türkiye'de onlar için gece gündüz çalışan değerli bilim adamları var. Efendim 15 dakika sonra çıkmamız gerekiyor. 11'de doktor arkadaşlar bizi bekliyor. Çıkalım Yıldız. Tuzlu uzatsana. Kendin al. Bir de müzik insanı rahatlatır derler. 20 yıldır keman çalıyorsun. Hiç mi bir rahatlamadın be çocuk? Ben sert müzikten hoşlanıyorum. Belli. Benim bugün dışarı çıkmam gerekiyor. Çıkamazsın. İnci de sen de bugün hiçbir yere çıkamazsınız. Büyük ihtimalle sabotaj. Bölgedeki MOBESE kameraları tek tek incelensin albayım. Bir profesör işini çözemezsek bu işin arkası gelir. Gereken talimatları verdim. Mematilerin durumları ile ilgili bir haber var mı? Uğraşıyoruz. Umarım kısa zamanda firari durumlarını ortadan kaldıracağız. Beşinci adama dair bir bilgi ya da belgeye ulaşabildiniz mi? Biriyle görüşeceğim. O bana beşinci adama ulaşacağım belgeler getirecek. Zahmet buyurdunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi böyle ayakta görmek bizi çok mutlu etti. Şöyle buyurun. Ne zaman görevinize döneceksiniz? Doktorlar biraz daha sabretmemi istiyorlar. Ama ben kendimi iyi hissediyorum. En kısa zamanda göreve dönmek niyetindeyim. Benden istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sadece benim için çok özel bir husus var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Tabii ki. Husus ne? Malumunuz, suikastin arkasından pis kokular geliyor. İskender Büyük'ün görevden ayrılmasını istedim. Kamu güvenliği müsteşarlığı hem sizin hem de benim önem verdiğim bir müsteşarlık. Öyle gerçekten. Müsteşarlık için düşündüğünüz biri var mı? Var. Eğer olurunuz varsa Polat Alemdar'ı müsteşarlık makamına getirelim. Bu hususu siz tamamen iyileştikten sonra konuşalım. Polat Alemdar'la ilgili bir çekinceniz mi var? Ben daha önce kendisine görevi teklif ettim. Beni reddetti. Şimdi bu makama gelmesi bizim makamımıza gölge düşürür. Başka hangi isimler üstünde çalıştınız? Benim aç. Hey,
yapacağını biliyor musun başkan? Biliyorum. Henüz sizin tahliyenizle ilgili haber gelmedi. Peki yaparlar mı usta? Ne diyorsun? Hava onu gösteriyor Memati. Ama devletin işi belli olmaz. Ortak. Sıkıldı mı benden? Yok ortak, seninle alakası yok. Bir an evvel şu çocuğa bir bakıcı makıcı bulmak lazım. Çoban işiyle ilgili bir gelişme var mı abi? Var. Rıdvan abla arıyor. Alo. Ne müsteşarlığı? Benim öyle bir talebim olmadı ki. Usta reddetmesen hemen. İşler yoluna girene kadar devletin gölgesinde kalsak fena mı? Sen ne olacaksın ortak? Müsteşar yardımcısı mı? Ortak, benim ne olduğumun önemi yok. Sigortamız, emekliliğimiz olsa çocuk için kötü mü? Abi, özel sigortamız var ya. Rıdvan Albay'la görüşmem lazım. Bir ipucuna ulaşmış. Biz de gelelim mi abi? Firariyken devlet kurumuna giremezsin Abdüley. Siz burada durun. Ben aradığımda da burada olun. Usta müsteşarlık işi neymiş? Başbakan önermiş, Cumhurbaşkanı reddetmiş. Niye ki? Hazırız. Gidelim Yılmaz. Efendim, Muro planlandığı gibi yakalanmış. Bombacı hazır mı? Evet efendim. Güzel. Thank you.
Yılmaz, bu ne? Bela ağam. Ne yapmak lazım? Parçasını bırakmamak lazım ağam. Buyur abi. Kola var mı? Var abi. Otursana abi. Oturmayacağım. Alıp çıkacağım. Peki. Ne zaman bitiyor askerliğin? 122 günümüz kaldı. Bu arkadaş Elazığ'da. 23 gün. Buyur. Bu çok. Bütün kolalar benden olsun. Bütün kolalar abicen. Kolay gelsin. Senin adın ne? Murat. Sen kimsin? Beni tanımazsın. Örgütten misin? Büyük örgüttenim. İyi. Örgütçü adamı severim. Ben de benim için ölen adamı severim. Ben hakkım için, özgürlük için öleceğim. Kimin ne için öleceğine bu topraklarda ben karar veririm. Gidelim. Zeytin nerede? Seni bekliyor. Yıldırım nerede? Yakında buluşacaksınız. Yıldırım da mı gelecek? Evet. Bekle, gelecekler. Gidelim. Çetin. Yıldırım nerede? Çetin. Çetin de gelecek.
Cedi de gelecek, Yıldırım da gelecek. Cedi, başkanım ben lan.